Herkese merhaba. Swipeline'le girişimcilik ve startup dünyasının haftalık gündemine hepiniz hoş geldiniz. Hepiniz hoş geldiniz. Oldukça kısa bir gündem var. Ben de hızlıca başlamak istiyorum ama öncesinde duyurularımız var. Bizleri mutlaka Instagram'dan takip edin. Çünkü ana iletişim mecramız Instagram. Onun haricinde de bizi bireysel olarak desteklemek isterseniz açıklama kısmında bir Patreon linkimiz var. Herkesin de kesesine uyacak 3 ayrı paket var. Bence kesinlikle bir göz atın. Diyorum ve ben mi başlıyorum? Evet. Neyi seviyoruz Erdem? Yatırım. Bizi heyecanlandıran bir dikey. Tarım. Yerli tarım teknolojileri girişimimiz Tarif'in seri B'ye giden köprü turunda 8 milyon dolar yatırım aldı. Tarif'in ne yaptığını hatırlatmak gerekirse çiftçileri dijitalleştiriyor ve aslında onlar için bir fintech oluyor. Çiftçiler bütün bu hasat zamanı öncesi hatta daha doğrusu ihtiyacı olan bütün ürünleri Tarif'in mobilden alabiliyorlar ve hasat zamanından sonra yani aslında para kazandıktan sonra ödüyorlar. Arada sanırım bir kredi durumları vardı. Aslında dijitalleştiren ve bence Türkiye için inanılmaz önemli bir iş yapıyorlar. Hatırlar mısınız bilmiyorum. Geçtiğimiz yılın Eylül ayında da yeniden bahsetmiştik Tarif'ten başka bir yatırımda. O yatırımı da alırken seri A'da amaç globale açılmak. Erdemciğim sence ne oldu? Açıldılar. Çok iyiyim bugün ya. Kesinlikle. Açıldılar. Özellikle Avrupa tarafına odaklandılar ve özellikle Romanya'da çok aktif hizmet veriyorlar. Bu parayı da çok daha bu bilinirliği ve Avrupa'daki dominasyonu sağlamak için yapacaklar. Çok çok tebrik ederiz. Tebrik ederiz. Süper haber. Yine güzel bir haberle devam ediyoruz. Yerli bulut mutfak girişimi Event Cloud Kitchen. Geçtiğimiz hafta ilk yatırımını yapan Global Founders Capital'dan 1 milyon dolar yatırım aldı. Hızlısınız. GFC geçen hafta da BG'ye yatırım yapmıştı hatırlarsanız. GFC'yi alınacaktır demiştik zaten. 200 metrekarede şu an için 30 farklı restorana hizmet veren Avane Cloud Kitchens. Sen Avane diyorsun. Avane. Ben de Avane diyorum. Avane. Çok kroyum. I think Avane. Tamam lütfen. Avane Cloud Kitchens. 2024 sonuna kadar Türkiye'de 125, yurt dışında da 50 çok bulut restorana ulaşmak istiyor. Direkt global açılacaklar anladığımız kadarıyla. Hı. Zaten 2022 başında da çok hızlı bir açılım yapmayı planlıyorlar özellikle Türkiye için. Şu anki restoranlara 30 farklı, şu anki mutfak diyeyim daha doğrusu, 30 farklı restoranın hızlıca paket servisi yapmasını imkan sağlıyor. Herhangi bir yatırım yapmadan. Çok güzel model ya. Özellikle pandemide de çiçek gibi iş. Yani daha önce yapanlar olmuştu ama biz yine de şans diliyoruz kendilerine. Zaten işte paket mutfak önce girmişti. Sanırım geçen sene olması daha lazım. Önceydi. Daha önce miydi? Ha, belki daha önceydi. 2019 pandemi öncesi sanırım. Olabilirdi. Bayağı iyi gidiyor onların diye biliyoruz. O yüzden güzel bir pazar. İkisine de başarılar dilerim. Tabii ki. Bu bölüm özelinde daha çok Avene'yi de tebrik etmiş olalım. Ben hiç yani ayıp olmasın diye söylemedim ama evet. Ama var diye de ben de yani öyle bir şey var deyip doğru. Çok da ayıp olmaz diye girdim. Bravo. Hayırlı olsun deyip diğer bir yatırım haberine geliyorum. Inoster diye bir yerli girişimimiz ya da Inoster, ben Inoster diyeceğim. 700 bin dolar yatırım aldı. Tekvan ve Logo liderliğinde. Aynı zamanda Alboraka yani APY'nin de iki fonu dahil oldu. Evet, trip yedik APY'den. Lütfen APY'nin aldığını söyleyelim. APY'den de yatırım aldığını söyleyelim. Inoster şunu yapıyor Erdem. Şirket içi çalışanların ve ekiplerin aslında motivasyon, verimlilik ve bağlılık oluşturmak için oyunlaştırma tabanlı bir platform. Seviyorsun bu işi. Çok seviyorum bu işi gerçekten. Çünkü bana kalırsa ki herkes de bana katılıyordur. Bu benim şahsi fikrim değil. Ekip dediğin bir arada koşmalı bir hedefe doğru. Evet. Ve aslında bu hedefi senin için güncelleyen, oyunlaştırma yaparak sıkıcı olmadan öğreten bir platform aslında bu. Ve işin güzeli, bunu yapıyorlar mı bilmiyorum. Pandemi döneminde onboarding için de çok inanılmaz avantajlı. Yani ben onboarding'i, biz pandemi döneminde iş değiştirdik seni daha önce ajanstayken. Onboarding olmadı. Ama bu oyunlaştırma olsa bence kimin için de çok rahat olur gibi düşünüyorum. Belki yapıyorlardır, belki yapmıyorlardır. Çok da uzatmak istemiyorum. Sadece aklıma geldiği için söyledim. Fortune 500'deki şirketlerin, yani ilk 500'deki şirketlere hizmet veriyorlar falan, havalılar. Okay. Bu yatırımla birlikte de 2022'nin ilk çeyreğinde yurt dışı açılımına başlayacaklar. Yine güzel bir aslında programdan bahsedeceğiz. İzliko'nun geçen sene de yaptığı bu kadın girişimcileri destek programının ikinci dönem başvuruları açıldı. Direkt EZCO Kadın Girişimci Destek Programı diye Google'a yazarak başvuru sitesini bulabilir ve oradan başvurularınızı yapabilirsiniz. Gerçekten güzel destekler var. Örnek vermek gerekirse EZCO ilk 6 ay boyunca hiçbir şekilde komisyon almıyor sizden. Evet. Ve bunun yanında paydaşları da var. Google, Good for Trust, Ideasoft, Parachute ve Mükellef ile işbirlikleriyle de güzel imkanlar, avantajlar sunuluyor. Çok güzel bir paket yapmışlar gerçekten.
mutlaka girip incelemenizi öneririz. Eğer artık Estonya'da şirket kurmak istiyorsanız, ki bu oldukça önemli bir konu birçok girişimci için, farklı avantajlarından, mükellef ile tek tıkla kurabiliyorsunuz. Bu çok reklam gibi sanırım duyuldu. Onu diyecektim ben. Değil. Mükellefin sunmadığı yok. Haftalık gündem. Aynen, hiç alakası yok. Bayağı haber olarak söylüyor. Ha, yani. Eskiden ona göre. Zaten Türkiye'de, Amerika'da, İngiltere'de kurabiliyordunuz. Şimdi Estonya'da eklendi. Haberiniz olsun sevgili girişimci dostlarım diyerek bu haftanın sonuna geldik. Evet. Umut'un başta yaptığı gibi bizi lütfen ve mutlaka Instagram'dan takip edin. Videoyu buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi, paylaşmayı ve YouTube'dan izleyenler için de abone olmayı unutmayın. Önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle. Şimdiden iyi hafta sonları. Kendinize iyi bakın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.